Arkadaşlar merhaba, bu bölüm 8. bölümümüz ve sızdırmazlık bağlantı elemanları üzerine olacak. İlk dersimizde sızdırmazlık eleman tiplerimiz neler? İşte metalik contalar, elastomerik contalar, işte salmastalar, keçeler ve benzeri, bunları incelemeye başlayacağız. Başlangıçta contalar üzerinden gideceğiz, sonrasında diğerlerine geçeceğiz. İlk olarak çok genel bir bakış atalım, sonrasında detaylarına yoğunlaşalım. Ekranda gördüğünüz, daha önceki bölümlerde de göstermiş olabilirim, bizim boyahanedeki boyama işlemini yapan makinamızın iç tarafındaki kumaşın akış yönünde önemli bir kısım olan düze kısmı. Ve burada bir sızdırmazlık elemanımız var. Şurada gördüğünüz siyah renkli nitril o rengimiz. Altında deforme olmuş başka bir renk vardı. Değişimi yapılıyor. Onunla ilgili bir resim. Devamında onun şu kısımdan üst tarafa doğru olan buradaki makine parçası da burada. Gördüğünüz gibi üzerine bir adet Vuitton O-Ring'i. Bunların detaylarına daha sonra gireceğiz. Ama sızdırmazlık başlığı altındaki örneklerden iki tanesi. Sızdırmazlık elemanı bir akışkanı belirlenmiş bir bölgede tutmak için kullanılan makine elemanıdır. Burada bir bölgede diye aslında gördüğünüz gibi şuradan yukarıya doğru şu aradaki hacimsel alanda tutulmaya çalışıyor. İşte buradaki metal parçalar arasında sızmalar olmaması için belli bir miktar ezilme sağlanarak iki makine parçası bu arada birleşiyor ve sızdırmazlık sağlanıyor. Bununla ilgili burada örneğin Vuitton elastomer O-ringimiz bulunmakta. Yine sızdırmazlık başlığı altından gidiyoruz. İşte metal contalarımız var. Yine nitril elastomer O-ringimiz var. Bu gibi birçok çeşidi var. Bunlar sızdırmazlık elemanlarımız. Bağlantı elemanları ise adından da anlaşılacağı üzere iki ayrı parçanın mekanik olarak bir arada durmasını sağlayan her türlü yapı olarak nitelendirilebilir. Çokça günlük hayatta da karşımıza çıkan örneğin cıvatalar. Farklı tipleri var tabii. Yıldız başlı olan versiyonları var. Ya da alyan başlı olan versiyonları var. Bu şekilde birçok farklı tiplerini görebiliyorsunuz. Bağlantı elemanı olarak illaki sadece cıvatalar değil. Örneğin kamayı da bir bağlantı elemanı olarak düşünebiliriz. Bağlantı elemanları kavramı genelde cıvatalarla özdeştirilse de kama da bir bağlantı elemanı olarak kabul edilebilir. Örneğin bir radius kama parçamız. Yine mil kama parçamız burada gördüğünüz gibi. Devam edersek burada endüstriyel uygulamalarda en çok kullanılan sızdırmazlık ve bağlantı elemanları anlatılacaktır. Çok genel bir başlıkla sızdırmazlık ve burada gördüğünüz bağlantı elemanlarını incelemeye çalıştık. Şimdi gelin bu dersimizin asıl yoğunlaşacağımız kısım sızdırmazlık elemanları üzerinden gideceğiz. Bağlantı elemanlarını 4-5 ders sonra incelemeye başlayacağız. Sızdırmazlık elemanlarının tipleriyle başlayalım. Contalar. Sızdırmazlık elemanlarının en önemli üyesi olan contalar bir bağlantı noktasında ve iki sabit parça arasında akışkanın sızmasını engelleyen elemanlardır. Az evvel jet makinamızdaki düzede olduğu gibi. Contalara sağlıklı çalışabilmesi için kenetlendiği iki noktadan kısmen daha yumuşak olup iki yüzey arasında bir miktar sürünmesi gerekir. Yani bir makine parçası düşünün. Şurada da bir makine parçası düşünün. Ve bu araya bu O-ring'i yerleştirdiğimizi düşündüğümüz zaman O-ring'imiz yuvarlak değil de şöyle kare gibi düşünelim şimdilik. Burada O-ring'imizin şu kenar kısmından, şu alt tarafta ve üst taraftaki kenar kısmından bir miktar ezilmesi gerekiyor. Yani örneğin %10, %15 gibi ki burada sürünmesinden kastı da o. O arada sızdırmazlığı sağlamak için zaten bunların elastomer yani elastikiyet özelliği olanı var. Şimdi metal versiyonları var. Onların detaylarına da gireceğiz. Burada bu nokta önemlidir. Böylece kenetlenip sızdırma yapmaması istenen iki yüzeyin arasında kalabilecek boşluklar doldurularak akışkanın geçmesine izin verilmez. Bir conta tipinin belirlenmesine kullanılan akışkanın cinsi, basıncı ve sıcaklığı en önemli kriterdir. Özellikle sıcaklık bu contaların ömrünü etkilemekte. Örneğin biz az evvel gösterdiğimiz jetlerde örneğin kauçuk kullanıyoruz. Tahmini olarak 100 derece sıcaklığa dayandığını düşünün. Ama bizim jetlerimizde sıcaklık içeride bazı kumaş boyamalarında 130 derecelere kadar çıkıyor. O kauçuk da haliyle 1-2 ay içinde ömrünü tüketiyor. Ne yapıyoruz? Kauçuğu çıkartıyoruz. Yerine Vuitton'u koyuyoruz. Bunun sıcaklığı ise 200 derece. Bundan dolayı bu kullandığınız O-ring'in teknik özelliklerini bilmek çok çok önemli noktalardan bir tanesidir. Tabii ki basınç ve akışkanın cinsi de önemli. Bu ikisini de yine değerlendirme kriterleri açısından almamız gerekiyor. Conta boyutları ve mekanik özellikleri seçimde ikinci planda kalan unsurlardır. Akışkan korozif bir yapıya sahipse aşındırıcı olabilir. Zira aşınmış bir conta sızdırmazlık görevini yapamayacaktır. Basınç ikinci önemli faktördür. Conta malzemeleri basınç sınıflarına göre ayrılır. Çünkü her conta malzemesi her basınca dayanamaz. Akışkan sıcaklığı ise conta malzemesini eritebileceğinden malzeme yapısı akışkanın sıcaklığına direnecek yapıda olmalıdır.
conta seçiminde sistem basıncının conta malzemesine uygun olup olmadığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Burada sıcaklık, basınç, bu iki nokta önemli. Tabii ki burada yine belli başlı akışkanın işte korozyon yapabilen bir özellikte mi gibi noktalarda yine onlara da dikkat edilmesi gerekmekte. Burada birkaç tane videoyla contaların işte montajı, günlük hayatta karşımıza nerelerde çıkıyor ve yapılarını görelim. Bir balkonun kapısında içeri soğuk havayı almakta, sızdırmazlık sağlamamakta. Örneğin siz kalorifer yakıyorsunuz. Bu da haliyle verimsizliği doğuruyor. 600 lira, 500 lira ya da 300 lira ödeyecekken örneğin %10, %20 daha fazla para ödemiş oluyorsunuz. Bu sızdırmazlığın kaliteli olmamasından dolayı. Önceki sızdırmazlık malzemesi söküldü. Yerine daha uygun şartlarda daha kaliteli bir sızdırmazlık malzemesi montajı yapılacak. Burada da gördüğünüz gibi elastomer, yani metal değil metal olmayan bir conta kullanılıyor. Sızdırmazlık elemanı kullanılıyor. İlk olarak burada demontajı yapılıyor. Burada iki yüzey arası önemli. Şurada gördüğünüz gibi kapının gövdesi sabit ve kapının gövdesiyle buradaki kapının kendisi arasında bir noktaya bağlantı kuruluyor. Birkaç video sonra yine endüstriyel örneklerine de bakarız bunun. Makinalarda da öyle. Bir sabit bir parça var. Diğer sabit parçayla ya da hareketli olabilir. Araya giriyor. Bu arada belli bir ezilmeyle ya da sürünme kavramıyla sızdırmazlık en etkili şekilde gerçekleşmektedir. Burada da montaj devam ediyor. Burada bir kesme işlemi. Ve burada kapıyı kapattı. O ilk ezilme gerçekleşiyor burada. Bir miktar ezilmesi lazım. O sızdırmazlığı sağlaması için. Sonrasında sürekli aç kapı yapılarak o formu, ezilme formu zaten yerli yerine oturacaktır. İkinci videomuzda da yine günlük hayattan bir bulaşık makinesinin contaları. Burada da yine benzer mantık, yine sızdırmazlık hedefimiz var. Ama bu seferki diğerinde bir havayı içeriye almasını istemiyorduk. Soğuk havayı, sıcak havayı da dışarı. Burada da içerideki sıvının dışarıya akıtılmamasını istiyoruz. Yine benzer amaç. İlk olarak burada temizlik yapılıyor. Gördüğünüz gibi buradaki conta biraz daha farklı bir conta. Hem biçimsel olarak hem de boyutsal olarak. Tabii ki teknik özelliklerine de yine bakmak gerekir. Kullanılan sisteme göre, prosese göre contalar değişiyor. Yine burada montajı gerçekleştiriliyor. Ve montajı gerçekleştirdikten sonra kapatılıp test edilme işlemleri yapılacak. Bu şekilde günlük hayattan iki tane örnekle bunu anlamaya çalışalım. Şimdiki uygulamamız ise bir basınç testi. Bir boru hattımız var ve bu boru hattında sızdırmazlık elemanlarımız ve borumuzun basınca ne kadar dayanabildiği, sızdırmazlığı sağlayıp sağlayamadığı ile ilgili bir test. Bu testler de aslında devreye almadaki en önemli ve son aşamalardan bir tanesidir. Örneğin burada bir hattımız var ve burada test ekipmanıyla sisteme basınçı veriyoruz ve burada sıkıntılı bölgeyi bulmaya çalışıyoruz. Sızdırmazlık elemanı noktasında da bir sıkıntı olabilir ya da herhangi bir boru hattının ortasında da olabilir. Bu noktadan dolayı bu testler önemli. Burada test aşaması başlamak üzere. Burada PCI olarak basınçlı hava içeri veriliyor. Burada basınç artırılıyor biraz. Ve boru hattındaki kaçak olan bölge borunun kendisindedir ya da bir sızdırmazlık noktasında, bir ek noktasındadır. Burada testler yapılıyor. Bu ölçü aletleri bu noktada kritik. Ve ilgili noktada sıkıntılı bölge belirlendi. Sorunu çözebilirsiniz. Çok kabaca video örneklerle sızdırmazlık elemanları, işte bununla ilgili basınç testleri, basınç testlerinde arızalı bölgelerin ya sızdırmazlık ya da boru hattı üzerinde olup olamayacağını incelemiş olduk. Sızdırmazlık eleman tiplerimiz sadece contalar değil, burada contalar üzerinden gideceğiz ama sızdırmazlık eleman tipleri örneğin 2 numarada salma hastalar olabilir, 3 numarada keçe olabilir. Bu gibi birçok çeşidi var. Biz birinci başlık olarak contaları da kapatalım. Şimdi bir sonraki dersimizde metalik contalarla devam edelim. Metalik contaların çeşitlerine girelim. Sonra elastomerik, yani metal olmayan contalarla devam edelim. Onları bitirelim. Ve sızdırmazlık eleman tiplerinin ilk başlığını tamamlamış, sonrasında diğer başlıklarla devam ederiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.